abi? İyiyim abi. Ben de abi. Birkaç gün sendika yoğun. Genel müdür çağırdı. Hatta sendika üye olduktan sonra 10 gün izine çık dedim ben. 7. ayın 25'inde sendika üye oldum. Ayın 1'inde de tekrar izine çıktım. Seneli izine çıktım 10 gün. Ayın 15'inde tekrar işe döndüm. İşe döndüğüm gün bana müdür beyin çağırdığını söylendi. Bir de müdür bey demiş ki ücretli arkadaşlarını sendikaya üye yaptı. Zaten verdikleri 34 lira para, ev kirası, okul masrafları derken zaten o ücretleri zaten çocukların masraflarını zaten zor karşılıyor derken 15'inde çağırdı bizi, sendikaya da üyeliğinizi sildirin yoksa size çıkış vereceğiz dedi. Biz dedik ki bizim bir özgürlük hakkımız, yani devlet vermiş bize bu hakkı. Silinmedik biz de. İki kişi durmuş olmuş öyle ben. İkimiz de bir aynı günde çıkışımızı verdik. Sadece sendikalı olan şirket, iki kişiyi diyorsun. Evet. Hayır, 252 tane sendikamızın üyesi var şu an. Var. Bize destek olmak için 90 tane arkadaşımız da kapıda şu an bizim yanımızda yani. Orada grev şey halinde, Fernas İnşaatı aşağı önünde. Herkes güvenlikte orada şu an bekliyorlar yani. Onlar da bir şeye ulaşsın, bir sonuca ulaşsın diye herkes 15 günden beri bu grev devam ediyor. Bir sonuca ulaştırmak için uğraşıyor. Ama hiç ne bir dönüş var ne bir şey var. Onlar da mı çıkarttılar yoksa? Orada bir basına çıkmış. Toplam 7 kişiyiz çıkarttılar. Yani 70 kişi. Toplam 7 kişi. Öbürkü arkadaşlar bize destek olarak, destek amaçlı geldi. Sadece sendika üyeliğiniz olduğu için mi? Evet, sendika üye olduğu için çıkarttılar. Çalışma koşullarını, kaldığınız alanların, orada kalan arkadaşların koşulları filan da basında geçiyor. Onlardan da bahsediyor. Tamam. Onlardan özel arkadaşlar. Yemeklerle ilgili sanırım sorunlar filan var. Onlardan bahsediyor. Çalışma koşullarından. Çünkü dünyanın en zor işini yapıyorsunuz. Şu an Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da her yerde bunlar paylaşılıyor. Evet. Bizde çok büyük iş makineleri var yer altında çalışan. İş makinelerinden gaz dumanları. Çok büyük risk oluşturuyor yani. En ufak kılcımda bizim orada yer altında metan denemiz bir olay var. Metan patlamasını hepimiz görebiliriz. Sendikalı işçi oranı nasıl? Sendikasız sendikalı? Şu an biz orada yarıdan çoğunu geçtik yani. Yarıdan söylüyorsun. Evet. Yani yetki alınabiliyor. Evet. Siz kapalı işletmelerde çalışıyorsunuz değil mi? Evet, yer altı. Yani yer altı. Evet. Merdivenler, şeylerle evet. İnanın. Hayır, bizim desender tipi. Bu şekilde düzen, eğimli. Düzen, evet, eğimli. Vagonlarla iniyor. 3260 metre şu an ayna. 3260 metre ayna. Şirkette sorun var mı? Yok değil. Şirkette bir şeyle mücadele ediyor yani. Su var. Çok büyük bir su var yani. Şirkette uğraşıyor. Şu an orada mesela yaklaşık benim bildiğim kadarıyla 10 tane sabit çalışan pompa var. Yer üstüne suyu atan. Çok büyük pompalar var yani. Evet. Ama bizde
yaptığınız için bir karşılığını alamıyor. Ben mesela orada kasa tahkimat ustasıyım. 4 yıldır orada çalışıyordum. Adam bir kalemde bizi sildi attı. Bir sürü emek verdik kendimiz oraya. Ben girdim gireli. Hep ustalık yaptım. Hep emek verdim ben. Yani bu yer altındaki çatıları siz kurdunuz. Arkadaşlar oraya geçelim. Orada. Nihat Hanım. Orada arkadaş. Evet, yolun kenarına geçelim. Burası özel mülke giriyor. O yüzden Cengiz. Abi görmüyor musun sadece? Ben burayı görmüyorum. İsmim Özay Karakuş. Bernas Madencilik'te 4 yıldan beri kimyasal vardiya sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bağımsız maden iş adına buradayız. 15 günden beri direnişimiz devam etmektedir Soma'da. Bugün de Bodrum'da Sayın Nasıroğlu'nun otelinin önündeyiz. Lüksiyat otelinin önündeyiz. Bizim maaşlarımıza zam etmeyen Sayın Vekil bunu görmüyor. Görmemezlikten geliyor. Şartları düzelmiyor. İş sağlığı, güvenliği zaten olmadığını biz bunu video bir şekilde kanıtladık işçiler olarak. Lakin bunlar gösteriş için insanların yüzüne güler yüzlü gösteriyorlar ama sömürgeci bir hayatları var. Ben öyle düşünüyorum. Biz maaşlarımızın iyileştirilmesini, iş sağlığı güvenliğinin önleminin alınmasını ve işten atılan arkadaşlarımızın 5 tane arkadaşımızın geri dönmesini istiyoruz. Bugün de Soma'dan kalkıp Bodrum'a geldik. Otelini bir görmek istedik. Ben böyle bir otelde hiçbir şekilde tatil etmedim. Tatil de görmedim. Benim arkadaşlarım da görmedi. Şu an insanları sömürerek borçlara ve icralara mahkum ettiler. Şimdi madencilerin çoğu maaşlarını alamayacağı için işten atıldıkları için icraya düştü. Bu insanlar psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar. Aileleriyle boşanma derecesine gelen arkadaşlarımız var. Biz devlet yetkililerinden ve Sayın Nasıroğlu'ndan istediğimiz tek şey önce siz kendi üçlü şirket içindeki üçlü çetenize bakın. Bir onların bir geçmişini araştırın. Soma'daki zaten pisliği ortaya çıkaracağınız bellidir. Belki sizin haberiniz yoktur. Ama sizin şirketinizin içinde şirket var. Benim size söyleyebileceklerim bunlar. Artı ben iş sağlığı güvenliği istiyorum. İstemedikten sonra da bu iş sağlığı güvenliği alamadığı sürece de ben hiçbir şekilde işe dönmeyeceğim. Benim arkadaşlarım dönmeyecek. Şu an biz sendikal olarak %90'ı ele aldık. Ben bu zamana kadar hiçbir siyasi parti veya hiçbir sendika adına konuşmadım. Ben şu an işçi arkadaşlarımın adına konuşuyorum. Diyorum ki bağımsız maden iş oraya girecek ve insanların hakkını alacak. Hepimiz de hakkımızı almak zorundayız. Bir de İçişleri Bakanlığı'na seslenmek, Çalışma Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Paylaşılan kişisel verileri hiçbir şekilde kabul etmediniz. Bu E-Devlet üzerinden alınamayacak bilgileri bu kadar aptal değiliz, gerizekalı da değiliz. Siz bu bilgileri görmüyorsunuz. Görmediğiniz halde neden araştırmıyorsunuz, komisyona sunmuyorsunuz? Çalışma Bakanlığı'nın burada hatası var. Yolsuzluğu var. Bütün yolsuzlukları vekiller mi yapacak yoksa biz garibanların üstüne mi atılacak? Benim size sorabileceğim sorular bunlar. Bu haklar düzelmediği sürece de grevimize en şiddetli şekilde devam edeceğiz. Gerekiyorsa ailelerimizle açlık krizine de girsek, açlık grevine de girsek bunu devam ettireceğimiz kesindir. Çünkü Sayın Nasıroğlu lüks hayatını yaşarken biz yoksulluk içinde yaşamak istemiyoruz. Herkes hak ettiği maaşı alacak, dilenmiyoruz. Hak ettiğimiz maaş neyse biz onu istiyoruz. Ben hiçbir şekilde bana görevim dışında verilen işlerin hakkını alamadım. İzinlerimi kullanamadım. Artı beni dış göreve, Siirt'e gönderdiniz. Baraj projesine gönderdiniz. Ben orada 22 gün kaldım ve benim yemek paramı dahil ödemediniz. Bu İSG'de de muhasebenizde de bunların fişleri vardır. Aidatları vardır. Hiçbir şekilde ödemediniz. Demek ki sizin muhasebeciniz satın almanızda müdürünüz hakkında bir sıkıntı var. Üçlü çete olabilir. Siz bunu bir araştırın derim Sayın Nasıroğlu. Başka da size söyleyebilecek herhangi bir durumum yok. Beni destekleyen bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Zafer direnen işçilerin olacak. Zafer direnen işçilerin olacak. Zafer direnen
işçilerin olacak. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Neşen abi. 2000 lira biz kurar mı? Tabii, söyleyebilirsiniz. Tabii. Evet, sevgili basın mensupları, Pernas Madencilik'te çalışan arkadaşlarımız zor koşullarda dünyanın en zor işini yapıyorlar. Ama iş sağlığı, iş güvenliği yeterince alınmadığını ifade ediyorlar. Orada aldıkları maaş burada bir gün dahi tatil yapmalarına yetmeyecekken orayı işleten o işçilerin üzerinden bu otelleri, bu yaşamı kuranlar buralarda rahat bir şekilde lüks içerisinde yaşayabiliyorlar. Bizler yaşam savunucuları olarak maden işçilerinin yanındayız. Maden işçilerinin yaşam koşullarının, iş koşullarının düzeltilmesini talep ediyoruz. İnsanların yaşamını kolaylaştıran madencilerin yaşamı her gün zorlaşıyor. Bizler buna itiraz ediyoruz. Bodrum'dan bilinmesini istiyoruz ki maden işçileri yalnız değildir. Her zaman onlarla birlikte olacağız, dayanışma içinde olacağız. Maden işçisi yalnız değildir. Maden işçisi yalnız değildir. Karşı tarafa geç. Maden işçisi yalnız değildir. Maden işçisi yalnız değildir. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğiyle ilgili herhangi bir umudumuz olabilecekse onun da bir sebebi bu direnişlerdir. İşçilerin birliğini sermaye yeneceğini söylemek için buradayız. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İşçilerin birliği sermaye yenecek. İşçilerin birliği sermaye yenecek. Yakınlarda bir yerde.